37. bölüm. A, B, C gerçel sayılardır demiş. Sıfırdan farklılar. A çarpı B bölü C ifadesindeki A, B, C sayılarından her biri 2 ile bölünürse sonuç hangisidir? Şimdi bu tarz sorular geliyor. Bu tarz sorulardaki ana mantık şu. Üstte 2 tane değer var. Hem A var hem B var. Altta bir tane. Dolayısıyla ben her şeyi 2'ye bölünce üst taraf 4 kat küçülüyor, alt taraf 2 kat küçülüyor. Onu görmemiz lazım. Bunun yerine A bölü BC de diyebilirdi. Veya 2 ile bölme yerine 2 ile çarpma da diyebilirdi. Şuna dikkat edeceğiz. Şimdi her birini 2'ye böleceğiz. A yarıya düştü. A bölü 2 oldu. B de yarıya düştü. B bölü 2 oldu. Dolayısıyla üst taraf, alt bir dursun, üst taraf A çarpı B bölü 4 haline dönüştü. Alt taraf ise C bölü 2 oldu. Dolayısıyla şöyle düşünelim. 8 bölü 6 gibi düşünelim. Ya da tam bölünenmiş olsun. 12 bölü 8 gibi düşünelim. Şimdi biz üst tarafı 4'e bölersek 3 oluyor. Alt tarafı 2'ye bölersek 4 oluyor. Oysa ki aslında bu kesir 6 bölü 4'tü. 6 bölü 4'e denkti. 6 bölü 4'ten 3 bölü 4 haline gelmiş. Yani yarıya inmiş. Neden yarıya indi? Biz burada 12, 8 örneğini verdik ama herhangi bir sayıda da aynı şeyi yakalarız. Neden yarıya iniyor? Çünkü üst tarafı 4'te birine indiriyoruz, alt tarafı 2'de birine indiriyoruz. Dolayısıyla aslında biz kesri yarıya indiriyoruz. Hangi şıkta yarıya inmiş hali var? A, B, C burada. Bir de 1 bölü 2 ile çarpılmış. Paydaya 2 gelmiş. Dolayısıyla cevabımız denizdir. Tekrar bakarsak bu tarz sorularda işte bütün ifadeler 2 ile çarpılıyor, 2 ile bölünüyor. 2 ile çarpılıyor deseydi de tam tersi olacaktı. Bu sefer A 2A olacaktı. B 2B olacaktı. C de 2C olacaktı. Üst taraf 4 katına çıkmış olacaktı. 4AB olacaktı. Alt taraf 2C olacaktı. Sadeleştirince 2AB bölü C olacaktı. Yani kesir 2 katına çıkmış olacaktı. Her birini 2 ile çarpsak. Her biri 2 ile bölününce de 2'ye bölünmüş oluyor. Çünkü üstte 2 tane eleman var, altta bir tane eleman var. Cevabımız Denizli.